Sultan Mehmed'e verilmiş olan Fatih unvanı sadece Bizans'ı fethettiği için değildir. Aynı zamanda devletin sınırlarını her yönden genişlettiği ve her giriştiği savaşı kazandığı içindir. Avrupalı tarihçilerin bazıları Fatih Sultan Mehmed'in dehasını ve onun fetihlerini pek çok övmüşlerdir. Bazıları da tenkitlerde bulunmuşlardır. Fatih'in 2 imparatorluk, 14 devlet, 200 şehir fethetmiş olduğunu söyleyenler vardır. Fatih gerçekten Bizans ve Trabzon imparatorluklarını ortadan kaldırmış ve fethettiği bütün kasabalar birer birer sayılacak olursa 200 kadar da şehir zapt etmiştir. Fethettiği krallıklardan Sırbistan, Bosna ve Arnavutluk birer devlet sayılır. Bunlar gibi Boğdan, Mora, Karaman, Kastamonu da az çok birer devlet niteliğindeydiler. Eğriboz, Kefalonya, Midilli, Limni, İmroz, Taşozu ise devlet niteliğinde saymak güçtür. Bazı yabancı tarihçilerin Fatih'e isnat ettikleri bir takım kıyıcı hareketleri onun hayat ve şahsiyetini tanıyanların kabul etmesine imkan yoktur. Sadece o çağda her yerde görüle gelen bazı zaruretler dolayısıyla elbette bir takım idamlar yahut karşı koymada direnenlere verilen cezalar bahis konusu olabilir ki bunlar da Fatih'i zalim bir padişah olarak tanımaya imkan vermez. Kendisine karşı gelenlerin uğradıkları ağır cezalarda da Fatih Sultan Mehmed'i her zaman haksız saymamak gerekir. Bizanslılarla çağdaş olan bazı Avrupalı tarihçilerin gözleriyle görerek tanıklık ettikleri bazı kuşatmalarında vukuğa gelmiş olan zulümlerden de Fatih Sultan Mehmed'i sorumlu tutmak tarafsızlık ile bağdaşmaz. Bununla beraber onu son derece öven yabancılar da olmuştur. Bunlar içinde kendisinin özellikle dini inançlara karşı saygılı davrandığını ve inanç serbestliğine değer verdiğini belirtenler az değildir. Ayrıca Fatih'in tarih kitaplarını okumayı çok sevdiğine, Yunan, Latin, Arap, Fars hatta Keldani dillerini bildiğine işaret edenler de vardır. Fatih Sultan Mehmed'in sahip olduğu büyük dehanın en açık delilleri ilk önce büyük fetihlerindendir. Onun devletini genişletmekte ve güçlendirmekte eşsiz bir sultan ve komutan olduğu bir gerçektir. Ayrıca Fatih'in kurduğu medreseler, camiler, hastaneler de onun büyük dehasının maddi belgeleridir. Bunlardan başka bilimi ve güzel sanatları en çok koruyan padişahlardan biri olmuştur. Kendisi de bizzat şiir ve edebiyatla uğraşmış ve bir divan teşkil edecek kadar şiirler de yazmıştır. İdare ile ilişkili kanunlar koymuş, ordu düzenini düzeltmiş olması da ayrıca övmeye değerdir. Büyük kuruluşları yanında çağına parlaklık veren birçok bilginlerin değerli eserleri ise tarihte Fatih Sultan Mehmed'e seçkin ve yüce bir mevki sağlamaya fazlasıyla el verir.